Size merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Toplu sözleşmelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bir kurumda da toplu sözleşmesi yapıldı. Ekranda görüyorsunuz Abdullah Gül Üniversitesi arkadaşlar KOPİ Sendikası arasında toplu sözleşmesi imzalandı. Bize bu toplu sözleşmesini gönderen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Videonun altına mail adresimizi bıraktık. Sizler de kendi kurumunuzdaki toplu sözleşmesini bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Mail adresimiz videonun altında var. Yürürlük tarihi 1 Şubat 2021, 31 Ocak 2023 arkadaşlar. İmza tarihi 3 gün önce imza, imzalandı. 3 Eylül 2021 arkadaşlar. Evet 15 sayfalık klasik bir toplu sözleşmesi olmuş. Önce sözleşmenin amacı taraflar, tanımlar. Buralara geçiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kapsam, yararlanma. Bizi daha çok parasal kısımlar ilgilendirdiği için siz videoyu durdurup hepsini okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Toplu iş sözleşmesinin hükmü, işçili sendika temsilcileri, görevleri. Buraları geçiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haftalık izin süreleri de var. Ekranda duruyor. Onları da geçiyorum. Yıllık toplam ücret izin süresi 1 ile 50 işçi çalışan iş yerlerinde 10. 51 ile 200 arası 15. 201 ile 520. 501 ile 1025 gün sendika temsilcisi izinleri var arkadaşlar. Sendika ilan tahtası, ilan tahtası, temsilci odası. Klasik arkadaşlar toplu sözleşmesinin olan şeyler bunlar. Sendika aidatı işçilerden direkt kesiliyor zaten her ay. Deneme süresi 2 aymış işe başlatılmada arkadaşlar. Yeni iş yeri arama izni yine geçiyorum arkadaşlar. Haftalık çalışma süresi 45 saatmiş. 40 saat, 10 saat tadından yenmezmiş ama 45 saat genelde arkadaşlar sözleşmelerin %98'i hep 45 saat olarak imzalanıyor. %1 ya da ikilik kısımlar 40 saat olarak imzalanıyor arkadaşlar. Ara dinlenmesi 4 saat veya daha kısa süreli iş yerlerinde 15 dakika, 4 saatten fazla 7,5 saate kadar iş yerlerinde yarım saat, 7,5 saatten fazla uzun süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir diyor. Fazla çalışma ücreti haftalık 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretin saat başına düşen miktarın %60 yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma yapan işçi isterse bu çalışma karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat için karşılığında 1 saat 40 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Hafta tatili çalışması ve ücreti Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Hafta tatili günü çalışılan işlere çalışmadan alacakları ücretler ile birlikte bugün için toplam 3 günlük ücret ödenir diyor arkadaşlar. Ulusal bayram gene tatil günleri ve ücretleri Ulusal bayram ve gene tatil günlerinde çalışılan işlere bir iş karşılığı olmaksızın alacakları ücretleriyle birlikte bugün için toplam 3 günlük ücret ödenir diyor. Yıllık ücretli izinler 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara 23 gün, 15 yıldan fazla olanlara da 28 gün ücretli izin verilir diyor arkadaşlar. Şu ana kadar klasik bir toplu sözleşmesini görüyoruz arkadaşlar. Hepsi aynı zaten şu ana kadar ki olan kısım arkadaşlar. Ücretli mazeret izinleri işçinin evlenmesi halinde 5 gün. işçinin ana baba kardeşinin ölümü halinde 5 gün. Eş ve çocuğun ölümü halinde 6 gün. Kayınvalide ve kayınpederin ölümü halinde 2 gün. İşinle ev, eşin doğum yapması halinde 5 gün, işin evlat edinmesi halinde 5 gün, yangın, sel, deprem gibi afetlerde 10 gün ücretli mazeret izni verilir diyor arkadaşlar. Yine işçilerin en az %70 oranda engelli ve süre gelen hasta olan çocuğun tedavisinde bir yıl içinde toptan ve bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izni, mazeret izni verilir diyor arkadaşlar. Yine işçinin eş çocuk ana baba kar babasının kanseri veren gibi ağır bir tedavide olması halinde yine yılda 10 güne kadar ücretli refakat izni verilir diyor. Ücretsiz mazeret izni 45 gün 45 güne kadar da uzatılabilir. Yani arkadaşlar toplamda 90 gün 3 ay arkadaşlar. Yine işçiler bakmaya mecbur olduğu işçi refakat etmedi takdirde hayatı tehlikeye girecek anne baba eş ve çocukları veya kardeşlerine birinin ağır kaza geçirmesiyle ilgili 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı verilmiş arkadaşlar. Gözaltı tutukluluk halleri bunları geçiyorum arkadaşlar. 90 gün sonunda boş yere varsa işe alınır diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Ücret zamları yine aynı klasik olmuş. Kamu çerçeve protokolünün aynısı arkadaşlar. Taban ücret 1 2 2021 Tarihinde günlük bülüt çıplak ücretleri 136 lira 67 kuruşun altında olan işlerim günlük bülüt çıplak ücretleri 136 lira 67 kuruşa çıkartıldı. Ardından %12 de zam yapıldı arkadaşlar. Birinci yıl birinci altı ay %12 zam. ikinci ve üçüncü dördüncü altı aylarda da %5 zam arkadaşlar. Buraları zaten siz bende daha iyi biliyorsunuz. O yüzden teker teker okumuyorum. Toplu iş sözleşmesi kamu çalışma protokolünün aynısı imzalanmış arkadaşlar. Devam ediyorum Yine gruplara bölünmüş bu toplu iş sözleşmesi arkadaşlar daha önceki üniversitelerde yapılan toplu sözleşmelerinin hemen hemen aynısı olmuş. Kopyala yapıştır gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Birinci grup 140 TL, ikinci grup 139 TL, üçüncü grup 138 TL arkadaşlar. İş primi. İkinci altı ay 146 TL 50 kuruş, 145 TL 50 kuruş, 144 TL 50 kuruş olmuş. Biri ve iki, iki, üçüncü Grup arkadaşlar, iş birimi işe giriş ücretlerini yükseltirler diyor arkadaşlar. İlave hediye, Cumhurbaşkanı tespit ettiği günlerde ilave hediye ödenir diyor. Ayrıca işçilere toplu iş sözleşmesinin birinci yılın 30 günlük ücretler tutan ikramiye ödemesi yapılır. Bu ikramiyelerin 15 günü Mart ayında 15 günü ise Ağustos ayında ödenir diyor arkadaşlar. Bu ödeme iş sözleşmesinin ikinci yılında yer alan tarihler arasında da işçilerin 40 günlük ücretleri tutarında yapılır. İkramiyelerin 20 günü Mart ayında 20 günü ise Ağustos ayında ödenir diyor arkadaşlar. Yemek yine aynı yine diğer toplu sözleşmeleri aynısı olmuş. 11 lira 94 kuruş ikinci altı ayda 12 lira 54 kuruş yapılmış arkadaşlar. Birleştirilmiş sosyal yardım yine aynı 392 TL ikinci altı ay 411 TL 60 kuruş arkadaşlar. Vasıta yardımı 2 adet işe gidiş geliştirilmiş veriliyor. Servis varsa bir tane veriliyor arkadaşlar. Giyim yardımı bürüt 21 lira 48 kuruş. ikinci altı ay 22 lira 55 kuruş. Diğer aylarda da arkadaşlar enflasyon artı %5 oranında artacak. Bu, bütün bu rakamlar arkadaşlar. İş primi birinci grup 5 lira 97 kuruş. ikinci altı ay 6 lira 27 kuruş. ikinci grup 4 lira 77 kuruş. ikinci ay 5 lira 10 kuruş. Üçüncü grup 8 kuruş. ikinci altay 3 lira 76 kuruş arkadaşlar. Ek ödeme Mayıs ayında bürüt 895 TL yapılır diyor. Yine ücret zamları oranında arttırılarak ödenir diyor arkadaşlar. Hizmet zammı 696 KYK'lı arkadaşlar için 2 Nisan 2018 baz alınıyor. %20 vergide 4 lira 70 kuruş. %27 vergide 4 lira 30 kuruş arkadaşlar ödenecek. Yani KYK'lıysanız 696'lıysanız arkadaşlar 12-13 lira bir hizmet sahibiniz olacak. %20 vergide arkadaşlar 3 yıl için konuşuyorum. Eğer kadrolu işçiyseniz işkurdan işe girdiyseniz ilk işe giriş tarihinizi kendiniz baz alın arkadaşlar. Evlenme yardımı 272 lira 36 kuruş. ikinci altı ay 285 lira 98 kuruş. Doğum yardımı yine klasik ödeniyor. Ölüm yardımı 680 lira 84 kuruş. ikinci altı ay 714 lira 88 kuruş. İşçinin eş çocuk ana babasının ölümü halinde 408 lira 59 kuruş. ikinci ayda ikinci altı ayda 429 lira arkadaşlar. İşçinin iş kazası sonucu sözleşmenin birinci yılında ölümü halinde kanun mirasçılarına 1089 lira 27 kuruş. İkinci ayda, ikinci altı ayda 1143 lira arkadaşlar ödeniyor. Evet klasik bir toplu sözleşmesi olmuş arkadaşlar. Diğer kurumların toplu sözleşmelerin aynısı olmuş. Kopya yapış, yapıştır gibi bir şey olmuş. 1 2 2021 ile 31 1 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor arkadaşlar bu toplu sözleşmesi. Hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi kendinizi bizlere gönderebilirsiniz arkadaşlar. Onları videolaştırırız. Mail adresimiz videonun altında var. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de toplu iş sözleşmelerini sizlere sunan Türkiye'deki ilk ve tek YouTube kanalıyız. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Ekranda da bakın iki özel video var. Onları da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.